herhalde 2 saat falan sürer bunu anlatmam ama tabii ki böyle birkaç tane yapı taşı var. Birincisi yani her şeyin başında Paco de Lucía geliyor, beni en çok etkileyen. Tamamıyla gitarist olma kararını verdiren kişi bana canlı izlediğimde öyle olmuştum. Hemen ardından tabii ki Paco de Lucía ile beraber Paco Peña. O dönemlerde yavaş yavaş okul orkestrasında rock çalmaya başladığım dönemlerde Pearl Jam grubu, Pink Floyd ve Jimi Hendrix dünyasına dalmam, onlar beni çok etkilemişti. Daha sonra perdesiz gitara başlamak kararını verdim de tabii ki Erkan Uğur. Erkan Uğur'la beraber hayatımda olan değişimle beraber caz müziğine de birazcık ilgi duymaya başlamıştım. Zaten caz kompozisyon okuluna girmeye çalışıyordum. Bilgi Üniversitesi'nde. Orada da benim hayatımı değiştiren bir iki tane gitarcı var. Bunlardan bir tanesi John Abercrombie. Çok fazla şey var içimde ondan. Tabii ki John Scofield hiçbir zaman değişmez. Benim dedem diyorum yani ben ona. Pat Metheny, Mike Stern, Tal Farlow, Wes Montgomery. Bu gibi isimler böyle gitar müziği ilerlesin diye var olmuş isimler bence. Yeni nesil gitarcılar var. Çok çok iyi gitarcılar var ama aslında yeni nesil gitarcıların ataları geçmişten geliyor. Bugün bir Guthrie Govan'ı dinlediğinizde, hayran kaldığınızda aslında farkında olmadan siz Alan Osworth ve Scott Anderson dinliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla Alan Osworth'u ve Scott Anderson'ı bilmeyen adam Guthrie'yi uzayda bir yerde görüyor. Aslında Guthrie bizim karşımızda, yanımızda bir yerde. Çünkü aslında biz zaten uzayı ondan 30 sene önce Alan Osworth ve Scott Anderson'la görmüştük. Ne yapıyorlar? Yeni anlayışla tekrardan bize sunuyorlar. Tabii ki çok büyük bir emek var. Ama inanın bana, ona da söylediğinde kimi dinliyorsun diye Guthrie'ye de, o da Alan Osworth ve Scott Anderson diyecektir. O yüzden tarih önemli. Güncel gitaristleri takip etmek kadar geçmişte ne olmuş? Esas orayı takip etmek lazım. Çünkü güncel gitaristlerde o kökleri bulacaksınız.